Şimdi bu Instagram gurularında, Instagram'ın bilenlerinde şimdi Instagram şifacıları çıktı. Yani ve bu şöyle kişilik analizleri yapıyorlar. İnsanlara hayatla ilgili bayağı bir psikoloğun bir psikiyatrin söylemesi gerekecek düzeyde şeyler söylüyorlar. Tanılar koyuyorlar, tedaviler veriyorlar. Ya mesela bu bayağı tehlikeli bir şey. Herifin bir tanesi vardı. Geçen gün şey falan dedi. Ya dedi ki e, travma diye bir şey yoktur dedi. Öbürü işte diyor ki kaygı diye bir şey yoktur falan. Tabii tabii ne güzel. Ya nasıl yoktur tabii. yani? Bin yıllık psikiyatri tarihi diye bir şey var abi. Bu adamlar Freud'lar, Jung'lar falan filan bu psikanalizler bir şeyde postta, Instagram'da şeyi bitirdi herif yani. Psikanaliz teoriyi bitirdi. Ben bundan e, mahkemeye verildim. E, böyle bir e, işte fenomene fe, fenomene e, e, alındı. Ona demedim ama gerizekalı Bunlar geri zekalı dediğim için o sırada ekranda onun görüntüsü varmış hmm. medya medya arkası yaparken valla gittim geldim mahkemeye dedim ki benimki bir uyarıdır yani bu ülkede aşk cinayeti o kadar çok ki aşk şiddeti mobbingi o kadar çok ki ya bu arkadaşlar bilmeden etmeden bir ünvanları yok bir eğitimleri yok sevgiline şöyle davran, böyle davran. Seni terk ederse şöyle yap, böyle yap diyorlar. Yani şimdi ya bizde <laughs> çok fazla bu konuda cinayet işleniyor. Yani bu bundaki tehlikeye dikkat çekmeye ben çalıştım. Şey en son hakim dedi ki Okan Bey sizi buraya yoruyoruz yani. Ben de dedi farkındayım ama dedi ne yapayım işte dava açıyorlar, savcı da kabul ediyor filan. Yani bu evet Geçen şey gördüm bir tane biri var bir arkadaş var bayağı böyle bir Shaolin tapanaklarındaki böyle şey, kung fu masterları vardır ya onun gibi giyiniyor. Tup turuncu bir elbise yogacı falan gibi bir şey. Ee, birine bir kim olduğunu şimdi hatırlayamadım şeye kapamış. Bir kulübeye bayağı bildiğin kulübeye kapamış. Güzel. Dört gün kadını dört gün kulübede böyle tutmuşlar. Buna da bir şey inzivası diyorlar. Şimdi bak, ben, bana arada düşüyor ben şimdi ilgili merak ediyorum ben, ben de meraklıyım yani. Baya insanları götürüp kapatıyorlar böyle inzivaya vaya böyle. Dört gün beş gün karanlıkta böyle kulübede duruyorsun abi. Biz yapsak var ya bizi tutuklarlar biliyorsun değil mi birine? Benim bir dostum böyle bir sosyal medya da sağlık önerileri <laughs> veren bir kişinin zararını gördü. Doktorunun verdiği ilaçları kullanmıyor. Doktora inanmıyor. O sosyal medyadaki insana inanıyor. Pıhtı attı, beyin kanaması geçirdi. Yani şimdi ya bunlar iyi değil, bunlar iyi değil bu ve bir şey söyleyeceğim. Niye inanıldığını söyleyeyim. Bunlar hepsi aklı başında insanlar. Aklı başında insanlar da tekil izleme, tek başına izleme halinde garip kararlar alabiliyorlar. Akıl dışı kararlar alabiliyorlar, itaat edebiliyorlar onun fanatiği olabiliyor. Onun söylediklerini yapıyor. Diyor ki bu haklı diyor. Benim doktorum haksız diyor mesela bak. Bunu yapan aklı başında bir insan. 120 IQ'su var. 65 IQ'yla o sırada e, idare ettiği için o da yani bu çok çok büyük tehlike ve asıl tehlike şu. Hadi e, orta yaşları, yaşları kurtardın. Hadi onlar eski kafa gidecekler. Zaten dünyayı gençlere bırakacaklar falan. E gençler ne yapacak abi? bu 65 aykıyla dünya idare ediliyor. Bütün kalkan uçaklar inemeyecek o zaman. Bizi bunlar uçuracaklar uçakları. bizi bunlar ameliyat edecek. Ne yapacağız o zaman? Ee, beyaz biraz vazgeçti galiba bu. Vazgeçmedi to şok. istiyor. Ya istiyor. i̇stiyor da o da nasıl istiyor bilmiyorum. Şimdi ben de çok severim onu. Yani buraya da ben kaç kez olsun. Çok çok severim. O ayrı bir şey. Ama bir tuhaf bir isteme hali o. Yani bizim programa gelmesi gibi biz her sene klasik böyle şeyler vardır. Muhakkak her sene Beyazıt programa gelir. Üç kere iptal eder. Ben de alıştım artık şakasını yapıyoruz aramızda ama. E, o benim anladığım televizyondan pek artık böyle bu anlamda. Hani talk show anlamında şey değil. Çok cesurca da davrandığını Şovunu düşünüyorum. Şovunu sahneye uyarlıyor. Evet dışı tabii. turneleri yapıyor. Çok başarılı geçiyor o yurt Ben dışı biraz turneleri. belki şey de düşünüyorum biliyor musun? Yani televizyon artık mizah da çok riski bir hale aldı. Evet. Herkes her şeyi yanlış anlamaya bayılıyor. O lafı oradan çeksin. İşte vay sen işte ne bileyim şimdi biraz önce konuştuk Psikologlara şunu dedin. Vay sen işte taksicilere bunu dedin. Yani bir kalabalığın içine çekip o lafı hemen bir hakarete formatlayıp linçip seni yok etme şeyi çok var. Bu da bir riskli. Bunu niye almıyor sormuyorum. Ama sen vazgeçmedin ve eee Değiştirerek yapıyorsun sürekli Şimdi ben baktım Mesela bizim seni ilk tanıdığımız program Televizyon çocuğu abi Yani hayatımızda görmediğimiz bir gece şey Gece kuşu so sonra Özür dilerim Gece estağfurullah, kuşu estağfurullah. Hayatımızda görmediğimiz elinde uzaktan kumandayla Uçurdum seni diye zıplayıp Herkesi telefonu kapatıp falan böyle Şimdi yapsam belki Vay saygısız nasıl suratına telefon tabii, kaparlar falan tabii. Ee, Geçen şeye denk geldim ee, Zagada mı? Disko Kralı'da mı? Tam hatırlamıyorum Televizyon çocuğu da olabilir Sezen'i çıkardım programa denk geldim evet. Ya mesela orada yaptığın şakaları falan Şimdi yapsan Türkiye'de şey olur yani böyle olay çıkar, vay nasıl yaparsın bu şakaları falan diye. Biraz bu durum, bu ruh hali mi acaba televizyonda bu işleri, talk show işlerini? Senin dışındakiler için söylüyorum çünkü sen hala sürekli değiştirerek, geliştirerek yapıyorsun. Teşekkür ederim. Bu işten uzak tutuyor. Ee, biz bir e, politik doğruculuk çağına girdik. E, bunu Amerikalılar başımıza sardılar. Çok. İyi bir şey politik doğrucu olmak. Ne demek e, politikli correct, siyaseten ya da politik olarak doğrucu olmak ne demek? Yani diyor ki e, biz daha ideal bir demokrasiyi nasıl sağlayabiliriz? Şöyle sağlayabiliriz. Toplumda sayıca az etnik olabilir, e, başka konumları yüzünden olabilir, kesimlerin e, etnik ee, inançla ilgili başka bir konuyla ilgili başka bir konuyla ilgili bu kesimleri rahatsız edecek bir dili kullanmayacağız nasıl başladılar buna Te, ne zaman ama çok eski değil biz bu e, renkli dediğimiz arkadaşlara e, siyah siyah da demeyelim biz bunlara Afrikalı Amerikalı diyelim diğerlerine e, şey diyelim efendim e, İspanyol kökenli diyelim. Diğerlerine şöyle diyelim. Bunları ayıralım, bunları ayıralım, bunları ayıralım. Peki bu çok güzel bir şey. Yani onları e, e, bir linç, e, bir aşağılamadan kurtarmak ve herkese bu dikkatli konuşmayı zorla dayatmak. Çok güzel. Bayıldım. O yüzden de zaten LGBT dediğimiz e, e, gruba isim gittikçe uzuyor. Yani diyor ki birisi işte ama bu da var diyor. Bu da LGBTQ plus A oldu. Bu yüzden ben devamının da geleceğini düşünüyorum ya da tek bir isim e, bulunacak. Bu konuda bu demokrat yaklaşımdan yanayım. Ama bizim Richard oyununda da bahsettiğimiz Baudrillard'dan ve daha da önemlisi bir Fransız filozof olan Alain Badiou'nun 2000'lerde uyardığı bir konu var. O da eee insanların cemiyetler, cemaatler kurarak her gün yeni bir kural icat ederek o kurallara sırtlarını dayayarak sıradanlığı, vasatlığı e, yüceltmeleri ve o gruplara dayanarak artık üretici olmamayı, inovatif olmamayı, insanlık yararına hiçbir şey yapmamayı böyle ...zavallı ölümler olarak haklarıyla yaşayıp gitmeyi kanunla tespit etmeleri. İşte bu insanlar, bizde de Richard'da da güzel bir repliktir o... ...gelsin o zaman sıradanlığın iktidarı der, hükümdarlığı der. Gelsin o zaman, tamam bugün iliklerimize kadar hissediyoruz bunu diyor Richard. Yani bir yandan ötekilik meselesine bu oyunda çok önemli bir mesele ötekilik meselesi. Bir aileye öteki olarak doğmak, bir ülkeye öteki olarak doğmak, demografik nedenlerle bir başka ülkeye gidip ötekileşmek, öteki olmayı hak etmediğin halde katlanmak, bizim yakın çevremizden ...göçmen sığınmacı almamız... ...onları ötekileştirmemiz... ...bizden gidenleri diğerlerinin ötekileştirmesi... ...bu da benim üç gün... E, ...Twitter'da bir numarada kalmama neden oldu... ...çünkü insanlar şunu tartıştılar... ...bizim aldıklarımızla bizim gönderdiklerimiz... ...birbirine benziyorlar mı? Hayır ben zaten böyle bir tartışma yapmadım... ...ben sadece dünyadaki artık... ...her milletten her insanın... E, ...bir başkasının... ...zulmü altında... ...ötekileşmeye mahkum olduğunu anlattım... ...peki... <laughs> ne işe yaradı bu o zaman siyaseten doğrucu değil? Bu politik doğruculuk ne işe yaradı? Bu kadar insanlara din üzerinden, milliyet üzerinden yanı başımızdaki Gazze'de yaşananlar, bu zulümler yapılırken ne işe yaradı Amerikalıların e, uydurduğu bu politikli korekt dünya? Ne işe yaradı? Sadece... Ben tabii kimseyi böyle hakir göremem, küçümseyemem ama aslında insanlığa hiçbir yararı olmayacak. Sadece kendi haklarının, hukuklarının peşindeki insanların sayısının artması ve dünyada insanlık adına artık yeni bir şey yerine haklarını koruyan, haklarını koruyan. Böyle bu yasakçı toplumdur. Yasakçı toplum yeni bir yasak çıkar. Bunlar hemen gider o yasağa sarılırlar. Mesela efendim burada durmayınız. Burada bunu yapmayınız. Burada şöyle davranmayınıza sığınırlar. Gelirler senin de başına gelmiştir. Seni uyarır mesela ama siz burada böyle yapmayın. Sana ne? E ben de burada yaşıyorum filan. Bu bütün dünyada ve ülkemizde gelişti. Gençlerde var. Mesela gençlerde de cinsiyet bildirir konuşma yapamıyoruz. Ben çok memnunum bundan. Ama sen bunu bana bir baskı olarak üstlendiğin zaman yani bunun dünyada da şovmenler hatta böyle bir Amerika'da bir şovmen var bayılıyorum ona kim geliyor diyor akşam yemeğe diyor he mi she mi diyor ki they ya da dem diyor ki bütün gün yemek hazırladım <gülüyor> <gülüyor> bir kişi geldi ne yapacağım bu kadar yemeği yani bu artık insanların kendi kendilerine tuzak kurduğu bir konuya geldi peki ne yapacağız biz bu siyaseten doğrucu dünyada yaşamaya çalışacağız gençlere uyum göstereceğiz. Onların bunu iyi niyetle demokrasi adına yaptıklarını bileceğiz. Öyle düşüneceğiz ama işe yaramaz insanları sadece kendi konfor alanını büyütmek dışında başka hiçbir şey düşünmeyen insanları da ayırt edeceğiz. Ve ayırt ederken de belki biz daha önce göçecek olanlar diyeceğiz ki bak arkadaş sen yararlı bir insan olmaya çalış. Sen sadece konfor alanını büyütmeye çalışan ya da yok şöyle yaparsam sana mobbing yaparım. Yok böyle yaparsam sen beni mahkemeye verirsin. Yok şöyle yaparsam beni şuna şikayet edersin. arkasına sığınma. Sen hakikaten iyi bir eğitim gör. Çalış, didin kendine, ailene, dünyaya yararlı bir insan haline gel. Zagan ismini nereden buldun? Zagayı uydurdum. çok talebi çıktı. Ee, herkes dedi ki Zagayı Türkiye'ye ben getirdim. Ee, çok sevgili arkadaşım dedi ki birisi dedi ben dedi şuradan getirdim dedi sen dedim nasıl getirdinı ben saga diyordum dedi sen onu aldın Zaga yaptın hmm. dedi öbürü bilmem ne dedi falan filan böyle komiklikler oldu ben anlamsız bir isim bulmak istiyordum sonra Dada'yı yaptım hmm. biliyorsun hatta Kabarem var ee, Dada salon diye ama Dada'nın bir geçmişi var, var. tabii ki ee, Dada çok değerli bir sanat akımı, bir karşı sanat akımı, anti-militarist, anti-burjuva, anti-kapitalist bir akımdır. E, hatta Kabarem de öyle bir yer. Ben e, 1916'daki e, ilk Dada Manifestosu'nun yayınlanmasından e, sonraki onların e, Zürich'te e, kurdukları iki sanat mekanı, bir tanesi Kabare Voltaire adı, diğeri de Salon Dada. Burada Dadaistler diyorlar ki bu sanat zenginlerin eline geçti. Onların sergi salonlarında, onların evlerinde, onların müzelerinde sergileniyor. Halktan koptu. O zaman biz bu sanatla kafa bulan anti sanat bir akım yapalım. Çok aptal anlat, aptalca anlatıyorum özür dilerim ama yani hemen hızla şey yapmak için ve bir mekan açalım. O mekanda da parası olan, parası olmayanla beraber eğlenebilsin. Aynı şeyin e, sanat ya da müzik neyse o, onu tadabilsin diye hakikaten de bunu yapmaya çalışıyorum. Zagan ismini nasıl buldun? Nereden geldi yani? Bir, bir şeyden mi çağrıştın? Uydurdum galiba. Hmm. Sevgili abim Faruk Bayhan, hmm. mentorumuz, en büyüğümüz, çok büyük abi. saygı duyduğum e, değerli genel yayın yönetmenimiz, hepimizin, Beyazıt'ın, benim ve birçok sanatçının aşk derecesine sevdiği Faruk Bayhan. İlk dedim ki ne yapacaksın dedi ne yapacaksın Okancım dedi. Tamam, dedim tamam, ki Faruk abi, abi dedim Zaga 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 olmaz Zaga. Zaga ne demek Zaga. Okan Bayülgen şov yapar. Aradan 10 sene geçti bana diyor ki ya Okan şu Zaga'yı yap. Zaga çok güzeldi diyor. Yani bir saçma laf kabul edildi. Sıkılıyor musun Okan? Mesela Gece Kuşu müthiş bir formattı. Pat diye bitti hayatımızdan çıktı. Televizyon çocuğu bitti. Zaga bitti. Sürekli yeni bir şey yapma ihtiyacın çok var. Çok sıkılıyorum. Bir. İkincisi seyircinin de çok sıkıldığını düşünüyorum. Abi hiç sıkılmıyorduk ya. Hayır şunu sıkılmıyorduk. Ben sıkılıyor. seyircinin Senin o de inek indirdiğin bir televizyon çocuğu muydu o? İnek ee, inek sokamadığım için e, kanaldan ayrıldım. Hayır bir, bir öyle bir şey oldu ama bir. Ya yapmaya çalıştım. Çalıştın değil mi? Yapmaya çalıştım sonra o programı yapmadım. Yani e, şöyle bir şey ben sıkılıyorum seyircimizin de Hele hele bizim seyircimizin bağışlayıcı olduğunu düşünüyorum. Bizim seyircimiz çok sıkıcı konserleri, çok sıkıcı tiyatro oyunlarını, çok sıkıcı filmleri iyi niyetle gidiyor seyrediyor. Bizde kimse domates atmaz, bağırmaz, yeter olan diye ayağa kalkmaz. Çok seyrektir bunlar. Olur ama çok seyrektir. Hiç <laughs> evet. şey söyleyeyim. Neve bir yükselmişler. Bir video vardı gördün mü? Evet. Çok üzüldüm. Çok çok severim Nevi ben. Çok üzüldüm. Talihsiz bir an. Talihsiz bir an. O da e, konuşmuş. Konuşmasa daha iyi. Orada bir kriz yönetimi gerekiyor. Sanatçılarımızın e, kriz yönetimi konusunda e, halkımızdan daha hızlı paniğe kapıldıklarını düşünüyorum. O zaman da diyorum ki bu kadar menajer, bu kadar akıl veren e, mentor filan ne halta yarıyor diye. Ya ben şey çok gerçekten çok saygı değer buluyorum. Birçok izleyicimiz gibi e, yaptığı işten e, herkes sonuçta bir para kazanıyor. Allah daha da versin herkese ama o parayı o işe aktarma e, gustosu bana çok saygı değer. Ben geliyor. şu anda hiç zengin değilim. Ben sürekli parayı tiyatroya aktarıyorum. Nasıl kabaremi, olacaksın abi. Kabareme yani, aktarıyorum. İşte kabareyi kurma, tiyatro, şimdi Richard'ı konuşacağız. Ama bir yandan da şu çok güzel. Yani gidip sen şu an emlak zengini falan olsan olurdun biliyorsun. Değil Olmadım. Değil Olmak Kim seni kazanmadı paraları kazanıyordun. Ya şu şöyle kazandık ama ben onları. ...bazı arkadaşlarım daire bakıyorlardı gidip... ...ben gidip... ...bütün dünyada... ...bir şeylerin peşinde koşuyordum... ...fotoğraf çekmek peşinde koşuyordum... ...sanat olaylarına gitmek peşinde koşuyordum... ...ben hep sanat satın almak istedim... ...sadece... ...çünkü... ...başka niye para yani ...sanat satın almak da bence çok akıllıca bir iş değil de... ...yani... ...parayı buraya harcamak... ...yoksa... ...şimdi bir de... ...bu şöhretli insanların düşünmediği bir şey var... ...şimdi adam bu spor arabaları alıyor. Bu metrelerce tekneyi alıyor. Villaları alıyor. Niye alıyor? Birileri onu sevsin diye alıyor. Birileri ona özensin diye alıyor. Birileri ona saygı göstersin diye alıyor. Bir lokantaya girdiğinde niye hemen şefin cebine o kadar parayı indiriyor? Adam ona adıyla hitap etsin diye. Ya sen sanatçısın. Sen şöhretlisin. Hadi sanatçı olmasan da şöhretlisin. O adamın yani Yüz milyonlarca lirayla yapacağı şey sende zaten var. var. Yani adam e, dolar milyarderi olsa bir lokantaya girdiğinde senin kadar el üstünde tutulmuyor. E, e, diyelim ki çapkın bir adam e, hiçbir zaman e, kadınlar bir sanatçıya baktıkları gibi e, bakmıyorlar ona. E Diyelim ki eşin dostun davetine icabet etmek istiyor kimse onu çağırmaz. Para kazanması lazım güç e sen de var sen bir tane şarkı yapmışsın herkes seni seviyor var o adamın milyar dolarıyla yapacağı şey zaten sende.